Hanifer'in bu teklifi ne rasyonel ve ne de gerçekçidir. Değerli basın mensupları, müzakere zaman kazanma zemini değildir. Strateji uygulayarak çözümsüzlüğe sevk etmek değildir. Biz kamu işvereninin ayakları yere basan teklifini, kamu görevlilerinin sesini ve piyasanın gerçeklerini gören teklifini duymak istiyoruz. Refah payı dedik, ses yok. En düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltilsin dedik, ses yok. Emekli maaşıyla ilgili feryatlar dile getirdik, ses yok. Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz üstelik siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok. Kamu personel sisteminin bütünlüğü bozuldu. Bunu düzelmenin en doğru yeri toplu sözleşme masasıdır dedik. Yine ses yok. Diğer taraftan akaryakıta gelen zamlar, ulaşıma gelen artışlar hepimizi zorluyor. Emtia ürünlerindeki fiyat artışları insan sınırını aşan kiralar geçim sıkıntımızı büyütüyor. Sabit gelirler olarak alım gücümüz düştü. Her geçen gün sosyal maliyet artıyor. Psikolojik maliyet aklımızı, enerjimizi sömürüyor. Değerli kamu görevlileri, kıymetli basın mensupları, bu verilerden hareketle açıkça deklare ediyoruz. Kamu işverenin öngörüleri tutmuyor. Enflasyona ezilen değil, enflasyona ezen bir adım için refah payı uygulaması artık şarttır. Memurun refahının yükseltilmesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 seçim beyannamesini açıklarken ifade ettiği enflasyonun üzerinde en az büyüme oranı kadar refah payı vereceğiz vaadi masada hayata geçirilsin. Büyük ve güçlü Türkiye için güçlü memur için de refah payı şart. Onun için memur sen olarak bu meydandan bir kere daha haykırıyoruz. Alın terinden tasarruf olmaz. Emeğin karşılığı kısılarak bütçe büyümez. Gerçekçi ve akıcı rakamlarla teklif revize edilsin. Refah payıyla memurun ve memur emeklisinin yüzü gülsün. Yaşasın emek mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz.